Değerli misafirler, Ukrayna ile ülkemiz arasında son dönemde gelişen ilişkilerimizin sosyal, kültürel ve turizm alanında da zirveye ulaştığı bir dönemdeyiz. Ukrayna ile ülkemiz arasındaki bu işbirliği ve olumlu gelişmeler bizi son derece mutlu etmekte. Ukrayna bizim için sadece bir komşu ülke değil, yüksek düzeyli stratejik işbirliği yaptığımız bir ülke aynı zamanda. Bu sene içerisinde, 2016 yılı içerisinde hem Sayın Başbakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında birçok heyet Ukraynalı muhatapları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ve 2016 yılı Ukrayna ile olan ilişkilerimizde yüksek işbirliği ve yoğun bir yıl olacağını bilhassa belirtmek isterim. Biz Türkiye olarak Ukrayna'dan gelecek olan misafirlerimize Türkiye'nin efsanevi misafirperverliğini sunmak ve her seyyahın, her seyahat etme arzusu içerisinde yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler, yeni tatlar, yeni mutfaklar keşfetmek, tarihe dokunmak, kültürel mirasa dokunmak için seyahat etmek isteyen ve Ukrayna'dan gelmek isteyen bütün misafirlerimize büyük bir misafirperverlik göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Sevindirici bir gelişmede iki ülke arasında hava yolu taşımacılığı oldukça gelişmiş durumdadır. Bugün Türk Hava Yolları Ukrayna'ya 7. noktasını Ivano-Frankivsk ile açıyor. Bu 7. noktanın bizim için özel bir önemi var. Bu bölge bu sene Osmanlı askerinin Galicia'ya gelişinin 100. yılını anacağımız Galicia bölgesi ve Ivano-Frankivsk bizim 10.000 kadar şehidimizin bulunduğu, şehitliklerimizin bulunduğu bir bölge. Ülkemiz turizm alanında Ukrayna'da oldukça sağlam bir pozisyona sahiptir. Ukrayna'nın en önemli turizm etkinliği olan 22. Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın 2/3'ü Türkiye ile doğrudan alakalıdır. Ülkemizden gelen turizmcilerde de bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan ülkemize yönelik olarak turist gönderilmesi konusunda büyük bir emek sarf eden tur operatörlerine de teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki turizm ilişkileri son yıllarda büyük bir hız kazandı. Bunun temel sebebi Türkiye ve Ukrayna halkları arasındaki sevgi olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçtiğimiz yıl %7,5 oranında bir artış oldu. İnşallah bu sene Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 700 bin ziyaretçi turist sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan birkaç gün önce güzel bir gelişme daha oldu. Bu sene 23 Nisan'da başlayacak olan Antalya 2016 Expo'ya Ukrayna katılım konusunda gerekli imzayı atmış bulunuyor. Antalya Expo aslında şu anda içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu durum açısından
dünyaya çok güzel iki mesaj veriyor. Antalya Expo'nun konusu çiçek ve çocuk. Ana teması çiçek ve çocuk. Çiçek, insanoğlunun sevgisini, zerafetini ve doğaya, çevreye olan duyarlılığını sembolize ediyor. Çocuk ise geleceğimizi, masumiyeti, iyiliği ve bizim ortak kültürel, tarihi ve insani mirasımızı temsil ediyor. Evet, bugün ihtiyaç duyduğumuz en temel şey kalbimizdeki iyilik duygusunu muhafaza etmektir. Kalbimizdeki cesareti ve iyiliği korumalıyız. Biz bugün yaşadığımız savaşların ve terörün altında yatan temel şey korku ve nefrettir. Birbirimizi tanıyacak kadar cesur olmalıyız. Birbirimizi sevecek kadar cesur olmalıyız. Ve insanlığın ortak mirası iyiliği ortaya çıkarmak için. Ve bizim kalbimizdeki cesareti ve iyiliği ayakta tutacak olan turizm, kültür ve sanattır. Bizim bir halk ozanımız var, Yunus Emre. Yunus Emre'nin iki sözü vardır. Bir tanesi, yaratılanı yaratandan ötürü sevmektir. Bir tanesi de, gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz der Yunus. Ve turizm, yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler keşfetmek, yeni insanlar keşfetmek, yeni duygular keşfetmektir. Bu anlamda Ukrayna halkı da son zamanlarda buhranlı zamanlardan geçiyor. Bu buhranlı zamanlarda Ukrayna halkı iyimserliğini, cesaretini ve kalbindeki iyiliği kaybetmedi. Korkunun karşısına cesareti, nefretin karşısına sevgiyi koydu. Ve bizim kalbimiz, cesaretimiz, iyi niyetimiz, sevgimiz Ukrayna halkıyla beraberdir. Ukrayna halkının ülkemize olan sevgisini gösteren küçük bir yarışma yaptık. Türkiye'de Gülen Ukraynalı isminde bir yarışma ile Ukrayna halkının zaten var olan iyimserliğini ülkemizde geçirdiği süre boyunca da gülümsemesi ile taçlandırdık. Ukraynalı turistler arasında yapılan yarışma ile seçilen 3 fotoğraftan da göreceğiniz üzere ülkemiz misafirlerimizi gülümseten bir ülkedir. Biz Ukrayna ve Türkiye olarak iyimserliğimizi, cesaretimizi, kalbimizdeki iyilik duygusunu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. İyimserliği ve gülümsemeyi içselleştiren Ukrayna halkı gibi her şeyin iyi olacağına olan inancımızı kaybetmeyeceğiz. Bu düşüncelerle hepinize en iyi dileklerimi sunuyor ve sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin güzellikleri yanında gülümseyen yüzler yer aldığı fotoğraflardan ilk 3 bugün karşınızda. Yarışmada 3. ödülünü alan Volodymyr Osipov. Volodymyr Osipov, який отримав третє місце. Виграв. Антальяя бір хавталик та цілік казанмишта. Виграла подорож на один тиждень до Анталії. Destinasyon oluşturabiliriz beraber. Tamam.
Şampol saat. Bu yurt için iki kan çok önemli.